Oğlum sizden harbi korkulur ya. Bak benim yorum bile yapmama gerek kalmadı. Elinize sağlık ne diyeyim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki terör propagandası yapan Doğan Oyoğuz hakkında bir video yapmıştım. İlla ki görmüşsünüzdür. Kendisinin TikTok üzerinde toplam 6 milyon takipçisi var. Daha doğrusu vardı. Ta ki bugüne kadar hesabı kapanana kadar. Hesabı belki açılabilir çünkü biliyorsunuz TikTok'un politikaları birazcık garip. Ama açılsa bile Türkiye'den engel yeme olasılığı bir hayli yüksek. Hatta belki de hesabı zaten Türkiye'den engellenmiştir yani bunu bilemeyiz. Çünkü ben gerçekten o gün bu adamı yaptığı paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Ki sadece ben değil izleyenler arasından da suç duyurusunda bulunanlar vardı. Bu yüzden de elinize sağlık yani adamın hesabı gerçekten kapatıldı. Ki kapanmasaydı bile zaten etkileşimi bir hayli düşmüştü. Yani lavuğa gereken cevabı verdik. Ve şunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben sosyal medyada olduğum sürece bu lavukların böyle propagandalar yapmalarına izin vermeyeceğim. Daha öncesinde de mesela propaganda yapan bir tane lavuğu eleştirmiştim. Adamın kanalı yerle bir olmuştu. Doğan Ayoğuz da bizden nasibini almış oldu. Bir de kendisinin bana vermiş olduğu çok çok komik bir cevabı var. Foşiyh demiş bana videosunda. Foşiyh. Onu bir izleyelim ve üzerine birazcık konuşalım. YouTube'da hakkımda bir paylaşım yapılmış, etkileşim alınması için 400 bin de izlenmeye e, varmış arkadaş. Faşist arkadaş benim anneme küfür ederek bana terörist diyor. Ospu çocuğusun. Bak bir daha ettim. Öyle olmasaydı eğer bu küfür etmezdim. Arkadaşlar zamanında Filistin'deki sivilleri ee, savunduğum için e, duyarlı genç olmuştum Bugün aynı şeyi Rojava'daki masumlar için yaptığımda ise terörist damgası yedim Ya arkadaş konu birdenbire Filistin'e nasıl geldi lan? Bak bu örgüt propagandası yapan insanların da savunmaları her zaman aynı oluyor Bu adamlar harbiden her s kim hıyar diyene tuzla koşuyorlar Nerede bir drama var, nerede bir olay var Hemen işin içine kendilerini katıyorlar Ve örgüt propagandası yapmaya başlıyorlar Oğlum Filistin'le PKK'nın alakası ne? Benim seni eleştirme sebebim Senin Almanya'da PKK yürüyüşlerine katılmandan dolayı Olayıydı. Ve sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Yani olayı boşu boşuna oraya buraya bağlamana gerek yok. Ve şunu da söyleyeyim bu olayın Kürtlerle de bir alakası yok. Yani sen bildiğin şu anda duygu sömürüsü yaparak örgüt propagandası yapıyorsun. Yemezler koçum. Yemezler. Ve şunu da söylemek istiyorum. Kürtleri daha yeni savunduğumu ve bunu etkileşim için yaptığımı söyleyen insanlar var. Ee, 2021'de Diyarbakır zindanı için ses çıkarmıştım. Ee, Şeyh Seyd'in sözleriyle ses çıkarmıştım. Faşist bir kitle var, var ama ben her zaman şunu da savunuyorum. Gerçekten Kürt'ü kardeşi gibi gören Türkler de var. Türk Kürt kardeşliğini o yüzden her zaman savunuyorum. Oğlum olayın Kürtlükle alakası yok işte. Bak sen bu kısmı anlamıyorsun. Buradaki olay senin terörist bir piç olman ve örgüt yürüyüşlerine katılman. Yani bunun Kürtlerle hiçbir alakası yok. Sen o sözde kardeş dediğin insanlara kurşun sıkan adamların propagandasını yapıyorsun. Sen Kürtler beyinsizdir diyen adamın propagandasını yapıyorsun ya. Ne anlatıyor oğlum sen? Kafan mı yılan? Ama binlerce var faşistler binlerce var. Faşikler, binlerce faşik var. Faşik. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bir zulmü engelleyemiyorsan onu herkese duyur. Ağlama, de oyna. Şu an her taraftan binlerce iftira, binlerce hakaret görseniz neler neler var. Arkadaşlar inanamazsınız. İftira. Öyle mi? İftira. Peki o zaman dediğin gibi olsun. Bütün bu fotoğraflar, bütün bu kanıtların hepsi yalan olsun. Peki son paylaştığım videoya ne demeli? Burada bildiğin elinde PKK bayrağıyla PKK'lı gibi giyinen insanların arasında propaganda yapıyorsun. Ve zaten hesaplarının kapatılma sebeplerinden birisi de bu. Zaten Instagram'da da bunu yazmışsın. TikTok hesabım kapatıldı, burada da paylaşıyorum diye. Oğlum sen de harbiden hiç mi utanma yok lan? İnsanların gözlerinin içine baka baka insanlara yalan söylüyorsun. Ve insanlar da gerçekten bunu yiyor. Bir tane salak mesela şey yazmış işte. Beyaz adında birisi iftira atmış. YouTube'a yazınca çıkıyor haberin olsun diye. Ulan gerizekalı yorumu yaptığım videoya bak. Videoda zaten adam PKK kostümüyle propaganda yapıyor. Abicim sizin beyniniz hiç mi çalışmıyor? Yani adam bunu zaten alenen yapıyor. Bunu gizliden falan yapmıyor yani. Herkese açık bir şekilde gösteriyor bunu. Sosyal medyada çok saf arkadaşlarımız var. Ve bu insanlar sosyal medyadaki içerik üreticilerine çok kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Ama dostlarım sosyal medyadaki kimseye bu kadar bağlanmanıza gerek yok. Çünkü arkasından ne çıkacağını bilemezsiniz. Yani düşünün adamlar o kadar kör olmuş ki adamın PKK yürüyüşüne katıldığı videonun altına beyaz kurt sana iftira atmış diyor. Tebrik ediyorum ya kardeş. Gerçekten çok zekisin. Beni sevmeyebilirsiniz benden nefret edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama benim her söylediğim şeyi yanlış olarak görmeyin. Fikirlerimiz uyuşmayabilir bazen ters düşebiliriz. Ama yine de bu zamana kadar kimse benden durduk yere zarar görmemiştir. Bu da kabullenmeniz gereken bir gerçek. Ha bunun gibiler elbette zararın kralını bile görmüştür. Ama hak ediyorlar mı? Sonuna kadar hak ediyorlar. Ben zaten geçen yapmış olduğum videoda da bu adamı sosyal medyada barındırmayacağımı söyledim. Sözümü de gördüğünüz gibi tutuyorum ve tutmaya da devam edeceğim emin olun. Evet Doğanay abimizin de burada ruhuna El-Fatiha diyoruz. Umarım da bir daha karşımıza çıkmazsın. Bu da senin hakkında konuştuğum son video oldu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.